Merhaba, ben Esin Koca Kuşu, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için düzler etek kalıbı modeli hazırladım. Umarım keyifle izlersiniz. Sağ kenara dik bir çizgi çiziyoruz. Yukarıdan başlangıç noktasını belirleyerek bir noktasını buluyoruz. Daha sonra 1 ve 2 noktalarını belirliyoruz. Tekrar yukarıdan aşağıya çizgi üzerinde giderek kalça düşüklüğünü işaretliyoruz. Bu sırada eteğimizin formülünü alt kısma yazıyoruz ki kullanırken formülleri, beden ölçülerini rahatlıkla görerek yapabilelim diye. Ölçü kalça bölü 2 eksi bel bölü 2 bu formülü. Benim beden ölçülerime göre devam ediyorum ben. Sizler kendi beden ölçülerinize göre rakamları değiştirebilirsiniz. Benim kalça ölçüm 94, bel ölçüm 70, kalça düşüklüğü 19, etek boyu 60 olarak burada çizimimde. Formüle göre işlemleri yapıyorum ve ön pens, arka pens ve çıkarılacak pens fazlalığını belirliyorum. Daha sonra 1, 2 ve 3 noktalarından sol tarafa doğru çizgiler çekiyorum. Çizilen kalıp üzerinde sola doğru çekmemizin sebebi ön ve arka parçalara aynı anda kalıbını çıkarıyor olmamız. Birin tam karşısına çektiğimiz çizgi 4 noktamız oluyor. 4. noktamızı da belirledikten sonra aşağıya doğru bir çizgi geçeceğiz. Ve 5 ve 6 noktalarını belirlemiş olacağız. 2'nin karşısı 5, 3'ün karşısı 6 olacak. Bir ve dört noktalarının ortasını bularak işaretliyoruz ve bizim 7. noktamız. 7 noktasından aşağıya doğru tekrar düz bir çizgi iniyoruz. 8 ve 9. noktalarımızı tespit etmiş oluyoruz böylece. Yani bir sıra üzerinde 2'nin karşısına 8. 3'ün karşısına da 9. noktamız denk gelmiş oluyor böylece. Daha sonra çıkarılacak olan pens payımızı hesaplamıştık aşağıda. Onu belirleyerek 7 noktasından sola doğru işaretliyoruz. 2'ye bölüyoruz. Sağ tarafına ve sol tarafına eşit olarak dağıtıyoruz. Bu bizim çıkarılacak olan bel fazlalığımızı belirlemiş oluyor.
Benim 6 santim çıkarılacak payım vardı. Tam orta noktasından tutarak sağ tarafa 3, sol tarafa 3 santim olarak belirledim. Ve cetvel yardımıyla ovalliğini veriyorum. Sağ taraftaki 10, sol taraftaki 11. Bir noktasından aşağıya doğru 2-2,5 santim civarında bel düşüklüğü payı ayarlıyorum. Burada herhangi bir formüle gerek yok. Tamamen kendi belinizde nasıl durmasını istediğinize bağlı. Yedinci noktamı oluşturmuş oluyor böylece. On yedi ve on noktaları arasında bel formu vererek çizimini tamamlıyorum. Aynı işlemi 11 ve 16 noktaları arasında da uyguluyorum. 16. noktamı ise 4 noktasından aşağıya doğru 1-1,5 santim yine sizin isteğinize bağlı olarak bel payı vererek iniyorsunuz ve 16. noktayı bulmuş oluyorsunuz. 11 ve 16 noktaları arasında çizimi o şekilde yapıyoruz. Ovalliği veriş şeklimiz. 1 ve 10 noktaları, 10 noktası arasında tam orta noktayı buluyoruz ve pens çizgimizin ortasını atmış oluyoruz böylece. Ön beden için bunu söylüyorum. Yaptığımız hesaplamalara göre çıkan ön pens payını iki eşit parçaya bölüyoruz. Benim 2,5 santim ön pens payım çıkmıştı. 1,25 sağa, 1,25 sola şeklinde dağıtıyorum ve çizimi o şekilde yapıyorum. Ön pensimin derinliği, uzunluğu 13 santim. Arka pensimin derinliği ise 8-9 santim civarı. Ön beden için hazırladığım pens payında sağ taraf 19, sol taraf 18. Arka beden için hazırladığım pens payında sol taraf 20, sağ taraf 21. noktalarımızı oluşturmuş. Kırmızı kalemle tüm genel hatlarını belirleyerek kalıbımın son halini belirlemiş oluyorum. Düz dar etek kalıbı tamamlanmış oluyor. Burada size bir püf noktası söylemek istiyorum. Daha önceki videolarımda A kesim etek kalıbının videosu var. Fakat tekrar tekrar kalıp çıkarmak istemiyorum derseniz düz dar etek kalıbını A kesim etek kalıbına çok rahatlıkla çevirebilirsiniz. Bunu nasıl yapabiliriz? Ön pens çizgisinin olduğu yere kadar düz bir çizgi çekerek yine aynı şekilde arka pens çizgisinin tam orta noktasına gelecek şekilde düz bir çizgi çekerek bu çizgilerden yukarıya doğru kesik attığınız zaman sağ ve sola kalıbı ayırabiliyoruz. Ortada çıkan boşluğa etek ucundan doldurma yaparak son noktayı vermiş oluyoruz. Böylece düz dar etek kalıbını A kesim etek kalıbına çevirmiş oluyoruz. Tek seferde iki kalıp elde etmiş olabilirsiniz. Düz dar etek çiziminin şablon halini buraya koyuyorum. İsterseniz ekranı durdurarak ekran görüntüsü alabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.